Amin. Nestağfirullahalazim ve netubi ileyh. Neuzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve'afu anna ya kerim. Ve'gfir lena zunubena bifadlika ve keremike ya ekremel ekremine ve erhamer rahimin. Allahümme inna nes'aluka minel hayri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ve ma lam na'lam. Ve na'udhu bike min eşşerri kullihi acilihi ve acilihi ma alimna minhu ve ma lam na'lam. Ya Rabbel Alem ve Erhamer Rahimin, yapmış olduğumuz tavafımızı dergah-ı izzetinde kabul ve makbul eyle. Tavafımızın içerisinde dilimize getirdiğimiz dualarımızı kabul eyle. Aklımızdan geçirdiğimiz dilekleri ihsan eyle. Kalbimizde bulunan hatalarımızı, kusurlarımızı affı mağfiret eyle. Buraya geldik, istenilmesi gereken en güzel yerde, kendisinden istenilecek en yüce zat olan senden istiyoruz. Ey cömertlerin cömerti olan Rabbimiz. Parmağımızın ucundaki en küçük bir mühürden gözümüzdeki retinaya, sesimizdeki koddan adımlarımızı yürüyüşümüze kadar hepimizi özene bözene yaratarak bize olan yakınını gösteren Allah'ımız. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Bize can damarımızdan daha yakın olduğunu beyan eden Allah'ımız. Ve izâ seleka ibâdi annî fe innî qarîb. Bana dua ederlerse onların dualarına icabet ederim diyen Rabbimiz. Onlar benim davetime icabet ederlerse ben de onların dualarına icabet ederim buyuran Rabbimiz. İşte buradayız. Gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce, takatimiz kaldırdığınca biz aciz kullarını, biz zayıf kullarınız. Bizi sen yaratıyorsun. Ela ya'lem men halak ve huvel latiful habir. Ve bizi en iyi sen biliyorsun yaratıcımız olarak. Tüm zafiyetlerimize, meşgalelerimize, yorgunluklarımıza rağmen buraya geldik. Gece gündüz gayretimiz senin hızlarına yaklaşmak uğrunadır. Bu gayretlerimiz hatırına, kalbimizdeki aşkın ve niyetimiz hatırına. Ya Rabbi bizim gittiğiniz yerde bizi unutmayın diyen eşimizin, dostumuzun, çoluğumuzun, çocuğumuzun, göçmüşlerimizden göçenlerimizin, gittiğiniz yerde okumuş olan hatimlerimiz, yasinlerimiz, tebarekelerimiz, salavat-ı şeriflerimiz, tevhidlerimiz vardı diyenlerimizin, kalbimizde yer edinenlerimizin ve kalplerinde yer edindiklerimizin cümlemizin ya Rabbi maddi manevi hastalıklarına şu Kabe-i Muazzama'nın, Kabe'nin dibindeki Hacer-i Esved'in, Rükdiye Mani'nin, Hicri İsmail'in, Safa'nın, Merve'nin, Makam İbrahim'in, Zemzem suyunun, peygamberlerin adına düşün mübarek metafın ve Mescid-i Haram'ın hatırına, burada peygamberlik silsilesinin ilk adımını atan Adem peygamberden son mührü vuran Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelip geçmiş tüm peygamberlerin hatırına, Peygamber Aleyhisselam'a inmiş 6236 ayetli Kur'an'ın, 114 suresine geçen İncil'in, Tevrat'ın, Zebur'un, Suhuf'ların hatırına, onları tembihli eden Enbiya'nın, onlara tabi olan evli onları tebliğ eden ulemanın, aşk ile tabi olan Salih Süleyha'nın, gözyaşlı aşıkın, kim varsa Rabbi onların hatırına, Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhar'da, Mescid-i Aksa'da yapılıp kabul gören duaların hatırına istiyoruz. Şifalar ihsan eyle. Maddi manevi dertlerimize devalar ihsan eyle. Maddi manevi hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Maddi borçlarımıza ve manevi kul haklarımıza edalar ihsan eyle. Dünya ve ahiret dumduklarımıza nail eyle ya Rab. Senin için zor olan ne var ki Allah'ım? Burada senin ismini yücelttiği için işkence görüyordu sahabeler. Kim derdi ki bugün milyonlar gelip burada o ismi haykıra haykıra söyleyecek. Sen dilersen yaparsın. 13.8 milyar yıl önce ol dedin, Big Bang diye atsalar da ismini, onun ismini koyan sensin. Ol dedin ve tüm kainat yaratıldı. 4.5 küsür milyar yıl önce güneş sistemimizi yarattın. 4 küsür milyar yıl önce dünyayı yarattın. Ya Rab içinde bulunduğumuz yeri, arşı, arzı yarattın. Senin için zor olan hiçbir şey yok. Şurada hemen arka tarafımızda bulunan Ömer Dağı'ndaki Kafir Ömer'i, Safa Tepesi'nin eteklerindeki Darül Erkam'da Hazreti Ömer kılan Allah'ımızsın. Şurada Muhammed ölmedikçe bana hayat yok diyen Halid'i Medine'nin dibinde Seyfullah Halid kılansın. Senin için zor olan bir şey yok ya Rabbi. Oldur bizi. Bizi sevdiklerin arasına kat ya Rabbi. Affedilmedik günahımızı, kabul edilmedik duamızı bırakma. Hatasıyla, noksanıyla, kusuruyla ama sadece senin hızların için gerçekleştirmeye çalıştığımız şu amellerimizin hatırına bizlerden razı ol ya Rabbi. Yarınlarımızı bugünlerimizden her alanda ve anlamda hayırlı eyle ya Rabbi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dünya ve ahiret namına istedikleri ve şu anda onun yanında olsaydık bizim adımıza ve kendi adına ne isteyecektiyse tüm hayırları onun istediği ve isteyeceği şekilde senden istiyoruz. Bize, eşimize, çoluğumuza, çocuğumuza, anamıza, atamıza, babamıza, sevdiklerimize, gittiğiniz yerde bizi unutmayın diye elimize tutup gözyaşı döküp yalvaranlarımızı ya Rabbi ihsan eyle. Sığındıklarından ve sığınacaklarından da onları da bizleri de muhafaza eyle. Yuvalarımıza huzur ver ya Rabbi. Yuvalarımıza anlayış ve saygı ver ya Rabbi.
çoluk çocuğu olanların, çoluk çocuklarımızı salih salihalardan eyle, Fatımalar, Hasanlar, Hüseyinler eyle, evladı olmayanlara salih saliha evlatlar ihsan eyle, bekar olanlara hayırlı kısmet ihsan eyle, işi gücü olmayanların işini gücünü sabah besmeleyle açıp akşam hamd ile kapatacak huzurlu bereketli bir iş, faize tefeciye düşmeden, eli güne muhtaç olmadan, başkalarının önünde el pençe divan durmadan asaletle, şuurla, saygıyla, onuruyla işini gücünü yapmasını nasip eyle. Nice zekatlarda, sadakalarda, huzurlarda, afiyetlerde, hac ve umrelerde gidip gelecek imkanlar ikram ve ihsan eyle ya Rabbi. Ömrümüzün geri kalanı bizce meçhul. 10 yıl mı, 100 yıl mı bilmiyoruz. Geri kalan ne varsa Nahl suresi 97. ayette buyurdum ve men amile salemin zekerin ve unse felenuhiyenne hayatan tayyibe. Kendilerine iman ettiğin, iman eden sana erkek ve kadın müminlere dünya hayatında tatlı bir hayat yaşatırım diyorsun. Cennet tadında bir hayat. O hayatı bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Son anımızda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü diyerek depremden, selden, afetten, kötü durum olmaktan, Alzheimer olup aklı yitirmekten, kötü hastalıklardan, kötü kazadan, kötü ölümden korunmuş bir şekilde huzur ve afiyetle, sevdiklerimiz huzurda, çoluk çocuğumuz afiyette, her şey bir yere rayına oturmuş. Allah'ım gönül huzuruyla artık teslim edebilirim diyeceğimiz anda iman ile, Kur'an ile, İslam ile, namaz ile, ibadet ile bize sana kavuştur. Azrail ile bizi korkutma, yakın bir dost olarak bizi kavuştur. Herkes malımız, mülkümüz gelip kabri bırakıp geri döndüğünde, mal geri dönecek, konu komşu geri dönecek, saçının tenine kıyamam diyenler o ilk gece kara çukura atıp geri dönecek. O gecede şu amelimizi bize yolda şeyle. Münkele nekir geldi. Men rabbuk ve men nebiyik ve men dinik dediğinde Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, nebim işte şu zat. Muhammedun Aminil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem direkt peygamberim cemalim şeref olmayı, kabirde yoldaş olmayı, cennet bahçesinden bir bahçeye nail olmayı, sanki tatlı bir rüyada uyuyormuş gibi kabirde yatıp İsrafil surafülünde arş arş bütün kainat birbirine girdiğinde herkes birbirinden kaçıp ne yapacağını bilemediği o şuursuz ortamda Hazreti Muhammedun Aminil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Livail Ham sancı altında buluşan 7 sınıftan ve bahtiyarlardan olmayı bize ikram ve ihsan eyle. Sorgusuz sualsiz cennete gireceği ifade eden, hakkıyla iman eden, hakkıyla tevekkül eden, ızzını, iffetini, namusunu, ahlakını, edebini koruyan, bu uğurda yaşayıp sorgusuz sualsiz cennete gireceği ifade edenlerden olmayı bize ve sevdiklerimize nasip eyle. Ya Rabbi, arşın gölgesinden başka gölgen olmadı o günde amel defterlerimizi sağımızdan almayı nasip eyle. Bizi utandıracak, mahcup edecek kusurlarımızı affet. Bir daha dönüşü olmayacak tövbeyle onlardan kurtulma bize nasip et. Adem Aleyhisselam'ın tövbesini burada kabul edip ona tekrardan cennetin kapısını açan Allah'ın, Mekkeli müşriklerin sana, peygamberine, bütün masumlara savaşıp burada katliam ettiklerinden rağmen Mekke'nin fethinde Resulün şuradan gelip hepsini ve entüm tuleka, hepiniz serbestsiniz diye serbest ettiği gibi sen de mahşer günü bizim günahlarımızdan azat eyle, bizi affeyle, bize beraatımızı ihsan eyle. Sıratın başına geldiğimizde şuradan nasıl ki kana kana zemzem içtik, yüzümüzü gözümüzü sürdük. Allah'ım bunu sen bize nasip ettin. Biz nasıl gücü yetirebilirdik buraya gelmeyi? Nasıl bize vasıl oldu buraya gelmek? Milyonlarca insan buraya gelmek için gözyaşı döküyor. Bize lütfettin buraya geldik. Elhamdülillah. Ne kolay imkanlarla geldik. Eşkıyanın saldırısından, veba, bir kötü bulaşıcı hastalıklara bulaşmadan emniyet ve güven içerisinde bizi buraya kavuşturdun. Sana hamdolsun Allah'ım. Aynı şekilde bize de Havz-ı Kevser'den içenin bir daha susamayacağını, o Kevser'den kana kana içmeyi nasip eyle ya Rabbi. Sırata geldiğimizde aynı böyle bir şekilde ve sağımızda bir şey yok, solumuzda bir şey yok, önümüzde cehennem, karşıda cennet. Ne yapacağımız bilmediğimiz o günde Allah'ım şu amellerimiz hatırına yapacağımız ve makbul olmasını umduğumuz mevrur haccımızın inşallah karşında. El haccül mevrur leyse lehu cezan illel cennet. Mevrur bir haccın karşılığı almak cennettir buyurduğun müjdece. Ya Rabbi, orada sıratın ilk sorusu iman sorulduğunda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü de kamil bir iman ile, şirk bulaşmamış, riya bulaşmamış bir iman ile ilk suali geçmeyi. Namaz sorulduğunda namazsızlık sebebiyle tehneme tutulup cehenneme çekilenlerden değil. Ama Maun suresinde anlatıldığı üzere feveylün lil musallin. Vay o göstericinin namaz kılanlara, yetimin başını okşamayanlara, komşusu açken tok yatanlara, aldatan, dolandıran, sahtekarlık yapanlara gibi de değil. Kadeflehel mu'minun ellezinum fi salatim khashun. Müminler kurtuluş ermiştir. Onlara kimselerdir ki namazda aşk içindedirler dediğin. Ankabut 45'te kötülükten alıkoyan namaz ile namaz kılmış olarak ikinci suale geçebilmeyi, zekatını Habil gibi hakkıyla verip Kabil gibi telef olmaktan kurtulanlardan olarak oruca geçebilmeyi, sonra hakkıyla yapılmış bir haccın karşılığı olarak haccı geçebilmeyi, kul hakkına bulaşmamış, yalan yanlışa düşmemiş, sıratı yıldırım gibi geçmeyi. Bakın Kabe. Aynı Kabe'yi görüp kavuştuğumuz ve inşallah ilk fırsatta yüzümüzü gözümüzü süreceğimiz gibi cennette de böyle cemalini görmeyi, huzur ve afiyetle kavuşabilmeyi, sonsuza dek mutluluk yurdu cennetten asla çıkmamak üzere
selamun aleykum bima sabartum fe ni'me battar diye meleklerin karşıladığı Rahat suresinde selam olsun size, küfre düşmemeye sabrettiniz, imana sebat ettiniz, amellere bırakmamaya sabrettiniz, günaha düşmemeye sabrettiniz, sabırla amellere devam ettiniz, ailenizi çoluk çocuğunuzu yönlendirdiniz.